Buna göre bir fiziki harita incelendiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Fiziki haritalarda yeryüzü şekilleri dağ, ova, deniz, göl, vadi, akarsu gibi ve deniz seviyesinden itibaren yükselti değerleri farklı renkler kullanılarak gösterilir. Bu A yükselti düzeyleri ki yeryüzü şekilleri bu doğrultuda yukarıda çok net bir şekilde söylemiş renklendirilir diye farklı tonlarda. Derinlik seviyeleri de aynı şekilde deniz, göl, akarsular eledim. Ormanlık bölgeler bitki örtüsü haritasıdır. Haritalarında gösterilir. Fiziki haritalarda gösterilmez. D yüksek dağlık alanlar yine bunlar da fiziki haritalarda gösterilen yeryüzü şekillerindendir. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Bu metinden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Çocuk hakları ile ilgili yaşanan ihlaller konusunda araştırma yapan Ebru, anne ve babasından yardım ister. Annesi hemşire, babası öğretmen olan Ebru, bu yardım isteğinin ardından ailesinde çocuk hakları ihlallerine ilişkin kanıtlar bulunduğunu fark eder. Annesinin yaşadığı köyde okul kapandığı için öğrenimine bir yıl ara vermek zorunda kaldığını, babasının ise maddi durumları iyi olmadığı için okuldan sonraki zamanlarda arkadaşlarıyla oynamak yerine bir işte çalıştığını öğrenir. Bu zor şartlara rağmen anne ve babası üniversiteyi tamamlayıp meslek sahibi olurlar. A. Ebru'nun beslenme hakkı ile ilgili ihlal yaşanmıştır. Hayır, Ebru ile ilgili bir sıkıntı yok. Anne ve babasının bir şekilde eğitim hakkından bir süreliğine mahrum olduğu noktasında bir paragraf söz konusu. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Bu parçada Sümerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir? Sümerler Mezopotamya'ya yerleştiklerinde çanak çömlek yapmayı ve madenleri işlemeyi biliyorlardı. Aşağı Mezopotamya'da Dicle ve Fırat nehirleri arası nehirleri kıyısında Uruk, Lagaş, Erodu, Ur ve Kiş gibi kent devletleri kurmuşlardır. Gelişmiş bir yapı tekniği kullanan Sümerler yerleştikleri kesimlerde sulama sistemi kurup kanallar, barajlar ve bentlerle bir yandan selleri önleyip bataklıkları kuruttular, diğer yandan da sulamaya dayalı bir tarım geliştirdiler. Tekerleği de icat eden bu toplumun bireyleri tarlaları öküzlerin çektiği sabanlarla sürmüşlerdir. A. Göçebe bir toplum oldukları. Hayır, eğer tarım yapıyorsa yerleştikleri kesimde demiş zaten. Ki tarım eşittir yerleşik hayatı ifade eder. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Buna göre depremlere karşı tedbirlerinden hangilerini almak doğru bir yöntemdir? Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsması olayına deprem denir. Yurdumuz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı deprem yaşandığı gibi gelecekte de sık sık oluşacak depremler ile büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir. Alınacak tedbirlerle uğranacak zararlar en aza indirilebilir. 1. Kaygan zemine sahip bölgeler yerleşime açılmalıdır. Hayır, bu tip bölgeler depremin etkisini artıracaktır, eledim. 2. Yapılar dayanıklı malzemeler kullanılarak inşa edilmelidir. Doğru, alırım. 3. Konutlar gevşek toprağa sahip eğimli arazilere yapılmamalıdır. Kesinlikle. Çünkü etkiyi yine artıracaktır. Bu noktada doğru cevabımız C şıkkıdır. Bu açıklamayı yapan öğrenci sosyal bilgiler dersinde aşağıdakilerden hangisini öğrenmiştir? Evimizin kanalizasyona bağlanan boru hattında yaşanan patlama nedeniyle çevreyi kötü bir koku sardı. Babam belediyeye birkaç kere gidip söylemesine rağmen herhangi bir çalışma yapılmadı. Ben de sosyal bilgiler dersinde öğrendiğim kadarıyla dilekçe verilerek konunun halledilebileceğini babama söyledim. Babam da belediyeye giderek dilekçe verdi. Bir gün sonra belediye ekipleri gelerek yeni boru hattı döşedi. Böylece çevredeki kötü görüntü ve koku da giderilmiş oldu. Şimdi millet olma bilinciyle ilgili bir metnimiz yok. Dolayısıyla eledim. Sorun çözme becerisi ki dilekçeyle işlerini halletmişler. Bu bir katkıdır
Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Bu bilgiler göz önüne bulundurulduğunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Geçmişte kültürel değerlerimiz arasında yer alan ahşap ve ahşap işçiliğinin insan hayatında büyük bir yeri vardı. Kaşık, kepçe gibi bazı mutfak gereçleri, eşya taşımayı kolaylaştıran sepetler, ev yapımında kullanılan ahşap malzemeler, tarla sürmeye yarayan sabanlar gibi daha çok birçok alet ve eşya ağaçların işlenmesi yoluyla yapılırdı. Ancak günümüzde mutfak gereçleri metalden, evler betondan, eşya taşımaya yarayan poşetler naylondan yapılmaktadır. Tarlalar ise metal tırmıklar kullanılan traktörler aracılığıyla sürülmektedir. A. Toplumlar arası etkileşimin zamanla arttığını, iletişim etkileşimden bahsetmiyor, eledim. B. Genel ağın kültür unsurlarını olumsuz etkilediğini, internet vesaireden de bahsetmiyor. C. Ahşap işçiliğinin yörelere göre farklılık gösterdiğine dair bir bilgimiz de yok, eledim. D. Kültürel değerlerde zaman içinde bir değişim yaşandığı ve malzemelerin bile değiştiği bilgisi verilmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Buna göre ifadelerinden hangileri söylenebilir? Sahip olduğu iklim koşullarının etkisiyle sıcaklık değerlerinin düşük olduğu ve dağlık yeryüzü şekillerinin bulunduğu Erzurum ve çevresinde tarım gelişmemiştir. Ancak yaz döneminde aldığı yağışların etkisiyle gür otlaklık alanlara sahip olan bu yörede hayvancılık gelişmiştir. Bu durum bölgenin kültürel değerlerine de etkilemiş. Erzurum'da cağ kebabı, Kars'ta ise Kars kaşarı olarak bilinen kaşar türü yöresel lezzetleri olarak ünlenmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri söylenebilir? A. 1. İklim özellikleri yöresel lezzetleri etkilemiştir ki örneğini vermiş. Kars kaşarı ve cağ kebabı alırım. 2. Yemek türlerinde zaman içinde değişim yaşanmıştır. Değişime dair bir bilgimiz yok, eledim. Cağ kebabı ve Kars kaşarı diğer ülkelerde de ilgi görmüştür. Mutlaka görür ama öyle bir bilgimiz yok. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Buna göre Karadeniz iklimi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Ülkemizde Karadeniz bölgesinin kıyı kesimi ile Marmara bölgesinin Karadeniz kıyılarında Karadeniz iklimi görülmektedir. Her mevsim yağışlı olan bu iklimde nem oranı fazla olduğu için mevsimler arası sıcaklık farkı da azdır. Yağışlar genelde yağmur şeklindedir. Kar yağışlı günlerin ortalaması bir yıl içinde yaklaşık olarak 18 gündür. Çok yağışlı olması sebebiyle ormanlık alanlar ve gür çayırlar geniş alan kaplar. Gür çayırlar sayesinde büyükbaş hayvancılık, ormanlar sayesinde de orman ürünlerine dayalı sanayi gelişmiştir. Yine yağışların fazla olmasının etkisiyle tarımda sulamaya ihtiyaç yoktur. Ancak fazla yağışlar zaman zaman sel ve heyelanlara neden olmaktadır. 1. Ormanlar ve çayırlar ekonomiyi etkilemiştir. Orman sanayisi ve büyükbaş hayvancılık alırım. Yağışlar olumsuz sonuçlara da neden olmuş ki sel ve heyelan alım. Kar yağışları tarımsal faaliyetlere zarar vermiştir. Ondan bahsetmiyor çünkü sadece 18 gün kar duruyor bölgede. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Afyon Karahisar düğünleri. Kız isteme sırasında erkek tarafına yalnızca su ikram edilir. Kız verilirse erkek tarafı cuma günü çaya davet edilir. Nişan günü damadın annesi herkesin önünde kızı bir kez daha ister. Elini öpen gelini kaynanası kutlamaz. Sebebi ise ilk günden gelinle yüz gözü olmak istememesidir. Düğün günü gelin erkek tarafında küçük büyük bütün erkek bireylerin elini öper. Gelini alıp düğün alanına gelene kadar ise en az 3 kurban kesilir. Trabzon düğünleri. Erkek tarafı kız istemeye gider. Burada kız ilk seferde verilmez. Kız tarafı sonraki görüşmelerde razı olursa söz kesilir. Bir küçük bahşiş sonunda kızın nüfus cüzdanı ailenin en büyüğünü işlemeli mendil ya da zarf içinde verilir. Düğün günü kız evden çıkmadan kapıya kaşık koyulur ve gelin kaşığı kırıp evden öyle çıkar. Böylece kırıcı olabilecek davranışlarını baba evinde bıraktığı temsil edilir. 1. İllere göre düğün kültürü farklılaşmaktadır ki farklı özellikler söz konusu yukarıda da. 2. Düğünlerde çeşitli uygulamalar bulunmakta.
O da verilmiş ki her ikisinde de düğün gününden bahsedilmiş farklı uygulamalardan. 3. Teknolojik gelişmeler düğün kültürünü etkilemektedir. Etkilemekte ama ona dair bir bilgimiz yok. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Geçmişte yaşamış insan topluluklarına ait kalıntıların bulunduğu yapı ve alanlara tarihi mekan adı verilir. Buna göre yerlerinden hangileri tarihi mekanlara örnek olarak gösterilebilir? Efes antik kenti tarihi mekanlar içerisindedir. Safranbolu evleri yine beşeridir ve antik mekanlara örnektir, tarihi mekanlara. Ama Nevşehir peribacaları doğaldır. Dolayısıyla da doğal yapılardan olduğu için tarihi mekanlardan sayılamaz. Doğru cevabımız B şıkkıdır.